enseye yakın taranan bir topuzdur çoğunlukla. Normal gene toka, lastik, sprey ve fırça darbeleriyle tarayacağımız bir model olacaktır. Pratik bir şekilde anlatacağımız için, pratik bir şekilde göstereceğimiz için pratik bir topuz olacak. Ensede topuzumuzu uygulayabilmemiz için ön taraftaki saçımızı ayırıyoruz. Burada topuzun hafif kabarık olabilmesi için tekrar bir bölüm ayırıyoruz. Uygulamada saçımızı hiçbir şekilde krepe yapmadan gayet normal bir şekilde enseye doğru fırça darbeleriyle avucumuzun içine sıkarak lastik uygulamamızı tarağımızı kullanarak hafif saça iki yaylarak krepe yapıyoruz. İkinci parçamıza da yapıyoruz. Bu şekilde tekrar fırçamızı kullanarak saçı pürüzsüz bir hale getirip bağladığımız lastiğin etrafında bir bant şeklinde kullanıp tokamızı saça yerleştiriyoruz. Kalan saçı ikiye ayırarak saçı bir üstte pensleyerek alttaki saça bol bir krepe, saçın hacmini yükselterek üstüne hafif bir sprey sıkarak tekrar fırça darbeleriyle parmak adamımızla saçı geniş bir şekilde enseye tokalıyoruz. Bir tek tokayla. Sonra elimizle topuzu genişletiyoruz. Kalan saçımızı tekrar hafif bir krepe darbesiyle yapıp fırçamızı kullanarak bu parçayı istediğimiz şekilde şekil veririz. İkiye böleriz. Bu şekilde bir hava verebiliriz. Tek bir firkete darbesiyle onu tutturabiliriz. Üst bölümü de saçın, daha doğrusu yüzün şekline göre yan olabilir. Ortadan da ayırabiliriz. Değişiklik olsun diye. Saçın bu bölümünde bu şekilde tarayarak, o bir taraftaki taradığımız şekilde getirerek saçı bu şekilde saçın üzerine yayabiliriz. Saç modeli ensede olan topuzumuz tamamlanmıştır. Gördüğünüz gibi ensedeki topuzumuz gayet pratik bir şekilde topladık, uyguladık. Her bayanın rahatlıkla kullanabileceği, uygulayabileceği bir ense topuzudur. Giyim şartları da kendisine göre, yani en azından döpiyes şeklinde olabilir. Ağır pantolon ve ceket olabilir ense topuzlarında. Çünkü öğretmen topuzu gibi havasındadır.